Vallahi biz burada bütün erkekleri yiyoruz. Hepsinin başını yedik. Saçını yolarım dedim. Bereket tanrısına dokunuyorum. Bereket bizimle. I love you baby. Güneşi, doğayı, arkada konağı, karşıda da denizi görünce biraz kestirdim. Set arası vermiştim. Şimdi Akrep dizisini gezmeye devam ediyoruz. Hadi gidelim. Efendim yanımızda Demet Gül var. Nasılsın Demet? İyiyim canım. Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biz kendisiyle Ulan İstanbul'dan tanışıyoruz. Bayağı bir tozuttuğumuz bir günümüz vardı senin. Evet. Kaç yıl oldu? Çok yıl oldu ya. 2015'te. Wow. Evet. Wow. Neler oldu, neler oldu? Neler oldu orada? Arada bir sürü projeler girdi. Bilmiyorum, o kadar çok şey oldu ki. Ama güzel şeyler oldu. Çok güzel şeyler oldu, evet. Peki Hacer, neden seni heyecanlandırdı? Farklı bir karakterden, hiç daha önce oynadığım bir şey değildi. Sonra uzun zamandır tabii ki yani Türkiye'de beni komediyle tanıdılar ama yani dram gibi projelerim de olmuştu. O yüzden uzun zamandır aslında istiyordum böyle bir şey. Sonra bu teklif gelince aslında Hacer'in gizemliliği, Hacer'in de hikayesi, Hacer'in de genel anlamda onun böyle bir bu pozisyonda böyle bir evde çalışması çok hoşuma gitti tabii ki. Bir de kadınların çok güçlü ön planda olduğu bir proje olduğuna çok sevinmiştim. Peki nasıl Demet Akbağ'la oynamak? Ya aslında ikiniz de komedi oyunculuğunda tanınan, bilinen, sevilen kişisiniz. İkiniz için de bir dakika ya, çok dram da yapıyoruz durumu ya. Bu çok oluyor. Biz Demet ablayla gerçekten kendimizi çok zor tutuyoruz. Bir de şimdi Demet Akbağ gibi bir oyuncuyla hep komedi oynamak istiyordum zaten. Şimdi bu projeye geldiğimde dedim tamam dram. Ama yine de aralarda biz komedimizi yine yapıyoruz. Onu anla. Aralardaki komedileri anla. Çünkü ikimiz de kendimizi tutamıyoruz bazen. İşte onun bir sahneye gireceğiz, bir esprisini yapıyor. Yani çok güldüğümüz sura ama bir dakika bir konsantre olup gülmemem gerektiği bir sahneye gireceğim için böyle biraz bir kendimi toparlamam lazım. Çünkü gerçekten çok komik. Ferda'dan gözünü ayırmıyorsun değil mi? Ayırmıyorum tabii ki Perihan Hanım. Ya o flashback midir nedir? Burada olsaydı çoktan bulmuştum. Tanıdığımda böyle yani bilmiyorum galiba böyle şey beklememiştim ama inanılmaz tatlı ve çok değerli benim için onunla çalışabilmek. Senin favori karakterin kim burada? Yani Hacer gerçekten favori karakterim, biliyor musun? Megaloman ya. Kendi oynadığı karakteri seviyor. Çünkü ben seviyorum hani böyle birazcık böyle bir gizemli, sonra bir şeyler var ama hemen ortaya çıkmıyor falan. Ama aslında her rol de çok enteresan, her karakteri beğeniyorum aslında. Spoiler alabilmek için dans etmen gerekiyor. Tek başıma etmem, sen edeceksin. Ben sana eşlik edeceğim ama ilk önce sen başlayacaksın. Ne yapacağım? Senin bir koreografin yok mu? Senin yok mu? Benim var, her zaman var. Göster bakayım koreografiyi. Tamam. Sen şimdi bu evde çalışıyorsun ve hizmet ediyorsun ya. Evet. Böyle senin işine uygun bir şey bulalım mı? Yani genelde mutfakta tabii ki yemek yaparken... Yemek yapalım. Yemek ne dersin yapalım, ha? Yemek yapalım. Evet, şimdi soğanları doğruyoruz. Soğan doğruyoruz. Soğanları doğradık. Sonra bunları tencereye koyalım. Nasıl biraz koyayım? Kavuralım. Şimdi tuzunu atalım. Domates de koyalım. Aa, bir dönüp bir şeyler almamız lazım. Evet hadi alalım. Bir şey aldık mı arkadan? Bilmiyorum. Koyuyoruz şu an. Koyuyoruz. Yani karıştırıyoruz. Ay yere bir şey döküldü. Hemen bir villa da yapalım. Aa, evet. Bak şimdi sevdiğim kısım geliyor. I love you baby. Oldu mu? Spoiler'ı verebilirim. Evet. Hak ettim. Wow, inanılmaz bir sürpriz geliyor. Yarın izliyorsunuz. Peki set arkası senin için? Set kolay bir yer değil oyuncu için maalesef. Bir şekilde kendimizi burada dinlendirerek çalışmaya çalışıyoruz. Yani
yoğun çalışıyoruz. Bir de soğuk burası. Çok. Her yer çok soğuk, zor sahneler çekiyoruz. Yorucu oluyor tabii ki de ama ne yapalım? İşte her işin bir zorluğu var. Hiç kolay bir iş yok. Bu işin de farklı zorlukları var. Öyle televizyondan izlerken hani ne çekmişiz, ne oynamışız diye. Aa burada çok üşümüştüm, şurada. Ay burada çok üşüdüm diye izliyorum sürekli diziyi. Ya galiba şöyle değil mi? Hani üşümek bir noktada kasıyorsun ya kendine. Evet. Bu oyununu da etkiliyor. Yani hani normal standartta bir sıcakta oynamak başka, donarak oynamak başka bir şekilde. Kendini o koşula uyduruyorsun. Biz askerler, Biz askerler. Biz askerler. Bir asker işi geliyor bak ben sana söyleyeyim. Yok biz okulda asker eğitimi aldığımız için tiyatro bölümü bayağı ciddi. Bildiğiniz asker eğitimi. O anlamda yani her koşulda neyse üşümüyormuş gibi, hiçbir şey yokmuş gibi oynamayı öğreniyorsun yani. Ekmek parası bir oyuncum. Ekmeğimizdeyiz ya. Evet, ne var? Başka bir şey yok yani. Akrep'teki favori karakteri. Ya ben şeyi çok seviyorum, Aras'ı. Evet, o da Aras seni seviyor. Benim için çok. O da seni seviyor. Aras karakterini çok yani herkes, her karakter özel tabii ki ama Aras'la bir de biz Yusuf'la hakikaten çok mesai harcadık. Çok ezdim çocuğu. Üzülerek oynadım onun için çok. Ya ona özel bir sempati duyuyorum Aras karakterine. Demet Akbağ'la oynamak. Bazı şeyler ya Demet çünkü benim için yani kendisine de söyledim. Demet Akbağ olduğu için demiyorum. Hakikaten sayılı kadın oyunculardan bir ya da iki tane vardır. Onlardan bir tanesi yani bir de her şeyi oynayabilen kadın oyuncu çok azdır. Hele komedi, dram ne varsa versen oynar. O anlamda idol bir karakter benim için. Yani tarifi yok onunla oynamanın tabii ki de. Muhteşem. Çok büyük, çok şanslıydım bu dönem gerçekten. Bir kadın oyuncunun başrol olduğu, etrafında da hep güçlü kadınların olduğu ve güçlü bir yönetmen kadının yönettiği bir işte olmak nasıl? Ya. Sizin erkekler okey, tatlılar ama hep kadınlar etrafındaki erkekler. Valla biz burada bütün erkekleri yiyoruz, hepsinin başını yedik. Gerçekten hep kadın var. Yani yönetmenimizin de kadın olması tesadüf müdür bilmiyorum. Bekir olsun, Yusuf olsun yani hepsini bir şekilde köşeye sıkıştırıp kadınların üstün geldiği bir set olduk yani. Sence Akrep herkesi sokacak mı? Ya şimdi şöyle Ferda'nın iki yolu var. Ya yaşadıklarından ders çıkarıp bir vicdan temizliği yapması gerekecek. Ya da daha da bu olanlar onu öfkelendirip nefreti, öfkesi daha da artıp çarpı iki devam edecek yola. O zaman o yolun sonunda illaki kendini de sokacaktır diye düşünüyorum. Sunucumuz değişti. Evet, bundan sonra ben sunuyorum diz doktorumu. Bundan sonra evet, Müge sunuyor ve ben de ey kafamı böyle. Bak, görüyorsunuz değil mi? Dedim. Sette ne şartlar akrep altında? Akrep bizi sokacak, biz mi akrebi? Aldık akrebin kızını. Saçını yolarım dedim, ver bakayım. Bir kaldır bakalım. Nasıl? Bence oldu. Ha? Sizce? Röportaj öncesi böyle şeyler yaşıyoruz. Genelde size çaktırmıyoruz ama şu an çaktırmak istedik. Harika. Çünkü Müge doğal bir insan. Ellerine sağlık. Ah, teşekkür ederim tatlım. Efendim bugün Merve'lerdeyiz. Nasılsın? İyiyim. Birazcık hastayım. O yüzden sesim biraz tuhaf geliyor. İşte soğuktan tabii de mevsim geçişi. Herkes böyle bir kırıldı. Kendine benzer bulduğun için mi seçtin? Yoksa ne seni heyecanlandırdı? Aslında ben bu rol için ilk auditionlara gittiğim zaman daha narin, işte böyle çıt kırıldım, utangaç bir kız olarak kurulmuştu. Ben gelir gelmez çok maskülen bir şekilde oynadım. Pat 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 oynadım rolü. İlk bir dediler ki Müge bir saniye biraz maskülen mi oldu? Hani biraz daha mı öyle oynasan filan. Ama sonra ilk oynadığımız tavrı beğendik. Çok böyle doğrucu bulduk ve o şekilde devam ettik. Anne çık odamdan, istemiyorum seninle konuşmak, istemiyorum. Ne olursun bana anlatma fırsatı çık ver. Çık dedim çık. Kırılgan ama güçlü. Son bölümlerde büyük bir dağıldı ama bir taraftan baktığında da yaptığı da her baba yiğidin yapacağı şey değil yani. Sen yapabilir miydin onu yaptığını? Anneyi ihbar etmek. Merve karakteri her zaman doğruyu savundu. Yani hiçbir zaman taraf tutmadı aslında. Aslında hukuka ve avukatlığa merakı da bence bu yüzden. Çünkü annesi de olsa, hayatta tek annesi var bu Merve'nin. Annesi de olsa hayır doğru olanı yapacağım diye yola çıkıyor.
Ve o yüzden de ihbar etti. Hani ben Müge olarak bunu yapar mıydım? Annemi çok sevdiğim için büyük ihtimalle yapmazdım. Saklar ve üzülürdüm ama Merve kesinlikle bunu yapardı. Ve yaptı da. En çok neyini benzetiyorsun? İnanmadığı şeyleri yapmayışına benzetiyorum kendimi. Hiçbir zaman mesela zengin olmak istemedi. Hiçbir zaman burada olmak istemedi. Ya da herkes mutluysa bile orada olmak istemiyorsa ya bizim burada ne işimiz var dedi. Yani bir anda Evrim Malasya, bir anda Demet Akbağ falan. Allah'ım, aman Allah'ım. Nasıl heyecan böyle ilk set günü? Ya benim ilk set günüm annem ve anneannemleydi kuaförde. Demet Akbağ içeri girdi böyle gözlüklerini çıkartan falan olduk zaten. Çok başka bir şeydi o benim için. Çok büyük bir şans. Yani onlarla çalışmak. Çünkü hepsi birer öğretmen. Bize bambaşka bir çalışma oluyor. Her gün böyle kendime katıyormuşum gibi hissediyorum. Bu çok tatmin edici bir şey. Sette yani biz izlerken bir an boşluk yok yani. Sürekli bir aksiyon, sürekli bir şey falan. Siz ne ara eğleniyorsunuz? Ben bir merak ediyorum. Nasıl geçer bu kamera arkanız? Gerçekten birbirimize çok uyuduk oyuncular olarak. Böyle anlıyoruz birbirimizi. Çünkü iletişim olmadan oyunculuk çok zor bir şey. Yani karşındaki insanla bir iletişim kuramıyorsan, göz teması kuramıyorsan, ben ondan çok korkmuştum. Acaba dedim mesela işte tanımadığım için, işte Demet Akbağ, Evrim Malasya işte nasıl olacak, iletişim kurabilecek miyiz? Ama o kadar güçlü bir iletişim kurduk ki, o kadar iyi anlaştık ki gayet eğlenceli geçiyor setler. Çocuğa nasıl kıydın onu söyle bana be. Nasıl mı kıydım? Nasıl o nasıl kıydım? Kıydı benim anneme? Ne bilsin? Orada Ferda kurban etti onu yani. Polise gidebilirdi. Evet ama kardeşini de kurtarmak istiyordu ya. Evet ama bu yine de hiçbir zaman bir suça dahil olmayı, yardım etmeyi açıklamaz. Ya bahane şeyde, olamaz. Şeyde bir sahnemiz var. Kapı kolu sahnesi vardı ya aslında. Hı-hı. Bir yakınlaşma sahnemiz. Aynen. Orada bir artık sırtım ağrıyordu benim. Yani çünkü bir şey oluyor. Yani sahne gereği annem İşte bir şey olacak, işte Duru, sonra Duru Hanım'a geçmek zorundayım. Ya aslında o kadar zor ki, yani hani yakınlaşıp Duru, sonra Duru Hanım demek zorundayım. Çünkü anne gelecek aklıma. Ya o kadar kasıyorum ki kendimi herhalde. Böyle öyle, omuza zaten hepimiz tutuyoruz. Yani üşümekten ve gerginlikten. Hani Duru Hanım'a geçerken ağrı giriyor sırtıma. Böyle şey oluyorum, yani o kadar kasıyorum ki ya, evet. O kadar vicdan, ya vicdan yapıyorsun çünkü ya ister istemez ve ona alışıyorsun, onun içine giriyorsun, böyle çok acayip hissediyordum. Artık rahatladım Allah'tan, yani bitti o. Bak, hiç unutmamanız gereken çok önemli bir kural var. Bir dizide bir kız hamile kaldıysa ve adam bir şekilde olmuyorsa mutlaka ona talip olacak bir yüreği büyük bir insan vardır. Öyleymiş, aynen. İlk defa yaşıyorum. Sanırım gebelikten kaynaklanıyor. Gebelik mi? İşte hem evleniyorum, hamilelik süreci geçiriyorum, zaman aşımı olacağı için bebek de aslında doğmuş oluyor ve onu da görmüş oluyoruz. Yani birçok şeyi aslında tek bir bölümün içinde yaşamış oluyorum ben Duru karakteri olarak. Vay be, neler yaşadın, ne çektin be! ne çektin be? Sevdiğim adam zaten hapiste artık. Ama nefret etmem gerekiyor ama hala seviyorum gibi bir çelişkide. Hapiste olup sürekli hapse gelmeleri. Bu yüzden kendime yeni bir hayat kuracağım. Bebeğimle birlikte. Duru'yu oynayan Melisa karakteri olarak şaşırdım. Ne ara böyle bir şey oldu? Biz daha yeni çünkü yakınlaşmaya, dertleşmeye falan başlıyorduk. Daha aslında bir sevgililik de yoktu. Hani resmi olarak. Ama dedim her şey olabiliyor. Gece yakınlaşmışsın da. İşte. Dizi dünyası. Bak bir şey söyleyeceğim. Yani. Türk televizyonları. Hani her şeyi de yapım mı yapsın? Her şeyi senaristler ve yönetmen mi yapsın? Seyirci de anlasın seyirci, canım. Ofta. Hani biz öyle diyoruz. Of da olmuş. Bu şakayı. Ama zaten şey vardı. Bereket tanrısı ara. Bereket tanrısına dokunuyorum. Bereket bizimle. Hikayeye böyle dan diye girdiniz. Sana sete düşen yıldırım dedik biz. Masum değiliz hiçbirimiz. Taha. Yardım etmiyor ama onu çok seviyorum.